Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Präteritum. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Präteritum neydi? Präteritum, dili geçmiş zaman anlamına geliyor. Değil mi güzel Türkçemizde? Hatırlayacak olursanız, Präteritum yanı sıra perfect konusu da vardı. Perfect de dili geçmiş zaman anlamına geliyor. Präteritum da dili geçmiş zaman anlamına geliyor. Dilerseniz örneklerle preteritum konusunu bir harmanlayalım. Daha önceden görmüş olduğumuz bu preteritumu farklı fiillerle ne yapalım? Pekiştirelim. İlk örneğimize bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Die Kinder streiten sich in den Ferien nur selten. Evet arkadaşlar, die Kinder çocuklar demek. Sich streiten, bakın bu aslında refleksif bir fiil arkadaşlar. Yalın halde sich streiten anlamına geliyor. Yani kavga etmek, tartışmak anlamında. In den Ferien, okul tatili demek arkadaşlar. Nur selten, çok çok nadir anlamına geliyor değil mi? Selten neydi? Nadir demekti. Nur, sadece demeyiz. Ne deriz güzel Türkçe'de? Çok çok nadir deriz değil mi? Dolayısıyla nur selten, çok nadir anlamındaymış. Demek ki sich streiten, kavga etmek ya da tartışmak denildiğinde sich streiten deniliyor. Biz bunu preteritum olarak ele aldığımızda streiten olarak ne yapıyoruz? Preteritum'a geçirmiş oluyoruz bu fiili. Bu durumda çocuklar tatilde, okul tatilinde çok nadir tartışıyorlardı, kavga ediyorlardı dediğimizde die Kinder streiten sich in den Ferien nur selten dememiz gerekiyor. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Im Sommer ritten die Männer mit ihren Pferden cümlesini görüyoruz. Burada arkadaşlar im Sommer yazın değil mi? Die Männer adamlar mit ihren Pferden das Pferd mit ihren Pferden atlarıyla. Dolayısıyla bakın artık arkadaşlar burada reiten görüyoruz. Reiten binicilik anlamına geliyor. Yani binmek, ata binmek anlamında arkadaşlar. Biz bunu preteritum'a uyarlayacak olursak bu reiten olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu şekilde bunu ne yapmamız gerekiyor? Ezberlememiz gerekiyor. Çünkü preteritumda herhangi bir mantık söz konusu değil. Bunu bu şekilde ele almamız gerekiyor. Bu durumda yazın adamlar atlarıyla ne yaptılar? Atlarına bindiler deriz. Ancak Almanca'da mit ihren Pferden şeklinde ele alınıyor. Dolayısıyla im Sommer ritten die Männer mit ihren Pferden dememiz gerekiyor. Tabii biz şöyle de yapabilirdik değil mi? Die Männer ile de cümleyi başlatabilirdik. Bu durumda ne olacaktı arkadaşlar? Die Männer ritten mit ihren Pferden diyecektik. Öyle değil mi? Her halükarda bu bizim kuralımız. İkinci pozisyonda her zaman ne vardı? Eylemimiz. Dolayısıyla bakın burada eylemimiz olduğu sürece dilediğimiz gibi diğer öğelerle ne yapabiliyoruz? Cümlemizi başlatabiliyoruz değil mi? Yeter ki ikinci pozisyonda eylemimiz olsun. Üçe baktığımızda arkadaşlar üçüncü cümlede weil cümlesini görüyoruz. Çünkü burada tabii söylemiş bulundum. Çünkü anlamına gelen weil neydi? Bir şeyi sebeplendirdiğimizde kullanmış olduğumuz yapılarda değil mi? Weil yapısını kullanıyorduk. Çünkü temellendiriyorduk şundan dolayı çünkü dediğimizde. Bunun ayrıntılarıyla yani bilmeyen arkadaşlarımız varsa ya da sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa weil ile ilgili olan dersimizi mutlaka izlesinler. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bleiben ve regnen fiillerini görüyoruz. Bleiben ne demekti arkadaşlar? Kalmak demekti. Öyle değil mi? Regnen de yağmurun yağması anlamındaydı değil mi? Şimdi cümlemize bakalım. Ne diyor cümlemiz? Die Touristen bleiben, düzeltiyorum, blieben im Zimmer. Bakın bleiben ne şekilde ele alınıyor arkadaşlar preteritumda? Blieben. Öyle değil mi? Blieben im Zimmer. Neydi das Zimmer arkadaşlar? Oda. Değil mi? Turistler odada kaldılar. Weil es draußen regnete. Çünkü draußen neydi arkadaşlar?
dışarıda. Regnete, çünkü dışarıda yağmur yağıyordu dediğimizde, bakın dili geçmiş zaman ne oluyor? Burada kendini hissettiriyor değil mi? Hissettiriyor değil, bariz bir şekilde karşımızda. Turistler odada kaldılar değil mi? Blieben. Çünkü weil es draußen regnete, yağmur yağıyordu dediğimiz için ne oluyor? Regnete olarak ele alınıyor. Dolayısıyla die Touristen blieben im Zimmer, weil es draußen regnete demiş oluyoruz değil mi? Tabii weil cümlesi olduğu için bunu ne yapmışız? Weil'i ortaya koymuşuz. Weil cümlesini başa taşısaydık olurdu değil mi? Bu durumda ne diyecektik? Weil es draußen regnete, blieben die Touristen im Zimmer şeklinde de ne yapabilirdik? Yorumlayabilirdik. Dörde baktığımızda arkadaşlar, die Passagiere stiegen in den Zug ein. Evet, einsteigen, hatırlarsanız bunu çok çok önceden görmüştük. Neydi? Bir araca binmek. Bu ne olabilir? Söz gelimi bir otobüse binmek anlamına gelebilir. Trene binmek anlamına gelebilir değil mi? Bir araca bindiğimizde, adım attığımızda einsteigen diyorduk. Hatırlarsanız peki inmek neydi? O da gene ayrılabilir fiildi. Gene steigen'li bir şeydi. Dikkatli dinleyici, izleyenler arasında değil mi? Mutlaka aklınıza gelen vardır. Aklına gelen vardır. Aussteigen demekti değil mi? Aussteigen inmekti. Transfer olmakta neydi? Hatırlayalım. O da gene steigen. Umsteigen'di değil mi? Transfer olmak. Yani transfer olmaktan kısıt bir araçtan öteki araca geçmek değil mi? Umsteigen. Bakın einsteigen, aussteigen, umsteigen. Bunların hepsi nasıl fiillerde? Ayrılabilir fiillerde değil mi? Şimdi burada biz bunu preteritum olarak ele aldığımızda die Passagiere, yolcular demek arkadaşlar. Zug, der Zug, tren demek. Evet, yolcular trene biniyordu dediğimizde die Passagiere stiegen in den Zug ein denildiğinde, demek ki geçmiş zamanda, dili geçmiş zaman olarak ele alındığında demek ki steigen ne olmuş? Stiegen olmuş. Tabi mutlaka ön takıyı da ne yapıyoruz? Cümlenin sonuna olması gereken yerine koyuyoruz ve ne diyoruz? Die Passagiere stiegen in den Zug ein diyoruz değil mi? Geniş zamanda olmuş olsaydı ne olacaktı bu? Yolcular trene biniyorlar. Şu an gerçekleşen ya da geniş zamanda binerler diyecek olursak die Passagiere steigen in den Zug ein diyecektik değil mi? O zaman ne olacaktı? Şimdiki zaman ya da geniş zaman olacaktı. Ancak burada die Passagiere steigen in den Zug ein denildiğinde ne olacak? Präteritum olacak değil mi? Beşinci örneğimize bakalım. Der kleine Junge lief schnell in die Schule. Evet, der kleine Junge, der Junge neydi? Erkek çocuğu değil mi? Küçük erkek çocuğu derken der kleine Junge, bakın laufen neydi? Yürümek, hızlı yürümek ya da ne diyebiliriz arkadaşlar? Koşmak anlamına da gelebiliyor bu. Lief schnell, zaten buradan da anlaşılacağı üzere hızlı bir şekilde yürüyordu değil mi? Nereye? In die Schule, dolayısıyla laufen nasıl ele alınıyor arkadaşlar? Lief olarak preteritumda ele alınıyor. Dolayısıyla küçük erkek çocuğu hızlı bir şekilde okula gidiyordu derken der kleine Junge lief schnell in die Schule demiş oluyoruz. Şöyle isterseniz cümlelerin bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Demek ki ilk örneğimizde streiten, demek ki tartışmak değil mi? Kavga etmek anlamına geliyor. Bu nasıl bir fiil? Refleksif değil mi? Sich ile anılan bir fiil. Dolayısıyla streiten preteritum olarak ele alındığında sich streiten olarak yorumlanacak. Bu durumda çocuklar tatilde, okul tatilinde çok çok nadir tartışıyorlardı dediğimizde die Kinder streiten sich in den Ferien nur selten demiş oluyoruz değil mi? İkinci cümleye baktığımızda reiten fiilini görüyoruz. Reiten de ata binmek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu durumda ne diyoruz? Im Sommer ritten die Männer mit ihren Pferden. Yazın adamlar
atlarına biniyorlardı deriz değil mi? Ancak Almanca'da atları ile biniyorlardı gibi yorumlanıyor. Tabii Türkçe'de bunu birebir çevirecek olursak birazcık havada kalabiliyor. Dolayısıyla mit ihren Pferden dememiz gerekiyor. Demek ki reiten preteritumda ritten olarak ne oluyormuş? Ele alınıyormuş. Üçüncü örneğe baktığımızda bleiben ve regnen fiillerini görüyoruz ki bleiben ne oluyormuş arkadaşlar preteritumda? Blieben, regnen de regnete olarak ele alınıyormuş. Bu durumda die Touristen blieben im Zimmer, weil es draußen regnete. Turistler odada kaldılar çünkü dışarıda yağmur yağıyordu demiş oluyor değil mi cümlemiz? Bu durumda die Touristen blieben im Zimmer, weil es draußen regnete dememiz gerekiyor. Dördüncü örneğe baktığımızda einsteigen demek ki neymiş? Binmek. Bunu preteritum olarak ele aldığımızda stiegen ein şeklinde ya değil mi? Stiegen ein olarak cümle içerisinde kullanacağız. Cümlemiz ne diyor? Die Passagiere stiegen in den Zug ein. Yolcular trene bindiler anlamına geliyor. Değil mi? Beşinci örnekte de ne diyor? Der kleine Junge lief schnell in die Schule. Laufen demek ki lief olarak ele alınıyor. Dolayısıyla küçük erkek çocuğu ne yapıyordu? Hızlı bir şekilde değil mi? Tempolu bir şekilde okula gidiyordu dediğimizde der kleine Junge lief schnell in die Schule demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kinder stritten sich in den Ferien nur selten. Die Kinder stritten sich in den Ferien nur selten. Im Sommer ritten die Männer mit ihren Pferden. Im Sommer ritten die Männer mit ihren Pferden. Die Touristen blieben im Zimmer, weil es draußen regnete. Die Touristen blieben im Zimmer, weil es draußen regnete. Die Passagiere stiegen in den Zug ein. Die Passagiere stiegen in den Zug ein. Der kleine Junge lief schnell in die Schule. Der kleine Junge lief schnell in die Schule. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Petra und Joachim spielten im Park cümlesini görüyoruz. Petra bu bir kız ismi ve Joachim bir erkek ismi. İki kişiden bahsettiğimiz için bu ne olacak arkadaşlar? Üçüncü çoğul olarak ele almamız gerekiyor. Nerede? Preteritumda değil mi? Bakın spielen ne olmuş? Spielten ve im Park zaten anlaşılacağı üzere parkta değil mi? Petra ve Joachim parkta oynadılar derken biz bunu preteritum olarak ele aldığımızda demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Petra und Joachim spielten im Park olarak ne yapıyormuşuz? İfade etmemiz gerekiyormuş. Sonraki örneğe bakalım. Sonraki örnekte arkadaşlar abholen nasıl bir fiildi? Ayrılabilir fiildi değil mi? Ne yapıyorduk burada arkadaşlar abholen'de? Abholen preteritum olarak ele alındığında holte ab şeklinde ifade edilecek değil mi? Cümlemize bakalım ne diyor? Der Vater holte seine Kinder von der Schule ab. Baba ne yaptı? Çocuklarını von der Schule okuldan aldı. Tabi abholen'den kasıt ne arkadaşlar? Uğrayıp almak demek ve yoluna o şekilde devam etmek. Yani gidiyor değil mi arabasıyla çocukları alıyor ve yoluna devam ediyor gibi anlaşılabilir bu. Dolayısıyla holte ab bunu yalın olarak yani şimdiki zamanda ya da geniş zamanda ifade edecek olsaydık ne olacaktı bu? Der Vater holt seine Kinder von der Schule ab diyecektik. Ancak burada preteritum söz konusu olduğundan dolayı der Vater holte seine Kinder von der Schule ab diyeceğiz. Değil mi? Sekizinci örneğe bakalım arkadaşlar. Sekizinci örnekte parantez içerisinde ne görüyoruz arkadaşlar? Wissen fiilini görüyoruz. Wissen neydi? Bilmek demekti değil mi? Bu bir soru cümlesi arkadaşlar. Ne diyor? Wusstest du, dass ich Lehrer bin? Bakın daslı cümle var. Daslı yapıyı zaten biliyoruz değil mi? Bunda ilgili sıkıntı yaşayan arkadaş varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesin.
Şimdi ne diyor? Bilir miydin? Biliyor muydun? Değil mi? Wusstest du? Demek ki wissen ne oluyor? Wusstest du, dass ich Lehrer bin? Öğretmen olduğumu biliyor muydun? Dediğimizde demek ki wusstest du, dass ich Lehrer bin? Diye ne yapıyoruz? Sormuş oluyoruz. Demek ki wissen preteritum yapıda ne olacak? Wusstest du olarak ele alınacak. Ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Kennen, kennen neydi? Tanımak demekti. Dolayısıyla ich kannte keinen der Schüler der Klasse 6a. Gayet anlaşılır bir cümle. Ne diyor? 6A sınıfının öğrencilerinden hiçbirini tanımadım, tanımıyordum anlamı doğuyor değil mi? Bakın kennen ne olmuş? Kante olarak ele alınıyor. Dolayısıyla ich kannte keinen der Schüler der Klasse 6A. 6A sınıfının öğrencilerinden hiçbirini tanımıyordum demiş oluyoruz değil mi? Bakın sıralama diller arasında ne kadar fark ettiriyor değil mi? Güzel Türkçe'de çok güzel bir sıralama var ancak Almanca'da farklı bir sıralama var. Tersine bir sıralama söz konusu bu öğelerde. Dolayısıyla çeviri yaparken hep öyle oluyor. Sondan başa doğru gitmemiz gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki spielen preteritumda ne oluyor? Spielten olarak ele alınıyor. Neden spielten? Çünkü üçüncü çoğul olduğundan dolayı. Dolayısıyla Petra ve Joachim parkta oynadılar derken Petra und Joachim spielten im Park dememiz gerekiyor. Ayrılabilir abholen'e baktığımızda uğrayıp almak demiştik. Der Vater holte seine Kinder von der Schule ab. Baba çocuklarını okuldan aldı demiş oluyoruz. 8'de de wissen bilmek ne oluyor? Wusstest değil mi? Du'ya göre ele alındığında, çekimlendiğinde. Wusstest du, dass ich Lehrer bin? Biliyor muydun benim öğretmen olduğumu? Demiş oluyoruz. Ve son örneğe baktığımızda kennen ne oluyor? Kannte oluyor. Dolayısıyla ich kannte keinen der Schüler der Klasse 6a. 6a öğrencilerinden hiçbirini tanımıyordum demiş oluyoruz. Şu hatırlatmayı da yapmama izin verin arkadaşlar. Preteritum tıpkı perfekte olduğu gibi diğer yapılarda olduğu gibi diğer zamanlarda olduğu gibi de arkadaşlar fark ettiyseniz ezbere gerektiriyor. Tıpkı artikelleri nasıl ezberlediysek arkadaşlar bunu da ezberlememiz gerekiyor. Bu çalışmaları neden yapıyoruz? Siz bu çalışmaları okuduğunuzda, benimle birlikte telaffuz çalışması yaptığınızda, dinlediğinizde ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? Bunu aslında öğrenmiş de oluyorsunuz ve bu şekilde zihnimize yerleştirmiş oluyoruz değil mi? Bu çalışmaları yaparaktan. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka bu yönergeleri takip etmenizi istiyorum arkadaşlar ve telaffuz çalışmamıza şimdi geçerken sizin de bu tekrarı yapmanızı rica ediyorum. Hazırsanız güzel bir telaffuzla bu öğrenmiş olduklarımızın üstünden bir geçelim. Petra und Joachim spielten im Park. Petra und Joachim spielten im Park. Der Vater holte seine Kinder von der Schule ab. Der Vater holte seine Kinder von der Schule ab. Wusstest du, dass ich Lehrer bin? Wusstest du, dass ich Lehrer bin? Ich kannte keinen der Schüler der Klasse 6a. Ich kannte keinen der Schüler der Klasse 6a. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde preteritum konusunun ilkiyle ne yapmış olduk? B1 içerisindeki bu intensif dersler içerisinde buna bir başlangıç yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde preteritum ile devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.